Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlar, değerli bürokratlar ve ekranları başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinize saygılar sunuyorum. Bugün Adalet, Hazine ve Maliye ve Milli Savunma Bakanlığı bütçelerini ağırlıklı olarak görüşeceğiz ve bağlı kurumları. Konuşmama başlamadan önce dün akşam Başakşehir Paris Saint-Germain maçındaki ırkçılık nedeniyle yapılan protesto bir ilkti. Ben de katılıyorum. Bu protestoyu gerçekleştiren futbolcuları ve kulüp yönetimini kutluyorum. Yine sağlık çalışanlarımıza özellikle bu dönemde ve Azerbaycan'dan İdlib'e kadar her tarafta görev yapan askerlerimize de minnettarlığımızı belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Adalet, Hazine, Maliye, Milli Savunma Bakanlıkları bugün için en sorunlu bakanlıklar, en fazla sıkıntısı olan bakanlıklar bu üç bakanlık. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konular görüşülürken bu bakanlıklar ve ilgili kurumlarla ilgili biz görüşlerimizi belirttik. Sorunları belirttik. Sayıştay raporlarına ve kesin hesaba değindik. Bunlardaki sorunları aktardık. Bugün özellikle Maliye ve Hazine Bakanlığı'nda ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki Sayıştay raporları ile ilgili ve diğer bakanlıklarımızla ilgili olarak ilgili bakanların cevap vereceğini, daha fazla kesin hesaba yer ayıracaklarını ümit ediyorum. Ben müsaadenizle bugün farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bu üç bakanlığımızla ilgili. Biraz önce dediğim gibi Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ve Milli Savunma Bakanlığı. Şimdi bu üçüyle ilgili olarak da, bu üç bakanlıkla ilgili olarak da reforma ihtiyaç var. Ve reform sözleri özellikle son bir aydan beri telaffuz ediliyor. Bir aydan beri reform sözleri telaffuz ediliyor. Başlangıçtaki kadar böyle hareketli değil, sıcak değil ama yine reform özellikle yeni Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından ve Adalet Bakanımız tarafından hararetle de savunuluyor. Onu görüyoruz. Peki reform nedir aslında? Yani yapılması gereken adalet konusunda ve ekonomi konusunda yapılması gerekenler özellikle nelerdir? Yani biliyoruz tabii ki birçok kurum ve mevzuatta değişiklik yapılması lazım. Sosyal güvenlikte, vergide, ihale mevzuatında, kamu mali yönetiminde, yargı alanında birçok konuyla ilgili, kurumla ilgili, mevzuatla ilgili reform yapılması lazım. Ama reform bu mudur? Onlardan önce yapılması gereken reformla Türkiye'nin küresel seviyeye gelmesidir. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık seviyesine gelmesi amaçsa, reformla da çağdaş bir seviyeye gelmesi, reform konularıyla ilgili olarak da çağdaş seviyeye gelmesi amaçtır. Şimdi burada özellikle adalet ve ekonomide sorun nedir? Güvendir. Güven duyulmamasıdır. İktidara güven duyulmamasıdır özellikle. Sorun bu. Kim güven duymuyor? Güven duymayan kim? Kendi vatandaşımız, kendi yatırımcımız. Bir. İki, yabancılar, yabancı yatırımcılar güven duymuyorlar. Bir örnek vereyim. 1 milyar dolarımız olsa şu anda yatırım yapar mısınız bu ülkede? Belki yapmak istersiniz, ülkenizi seviyorsunuz ama kendinizi de garantiye almak istersiniz. Birisinin bir ihbar nedeniyle, küçük bir ihbar nedeniyle malınıza, mülkünüze el konabilir. Terörist, FETÖ'cü, bilmem neci, yatırımınız yarım kalabilir. Onun için 1 milyar dolarınızın belki yarısını yurt dışına götürürsünüz, ondan sonra yatırım yaparsınız. Belki. Ama ben hani belki demeyeyim, bazı gerçeklerden hareket edeyim. Şöyle çok ilginç bir araştırma var. World Wealth Fund diye bir kurum tarafından
yapılan bir araştırma. Buna göre 2016 yılından 2019'a kadar 4 yıl içerisinde, bakın 4 yıl içerisinde 4 yılda Türkiye'den 1 milyon dolar ve üzeri meblağda 17.100 hesap yurt dışına çıkarılmış. 17.100 hesap 1 milyon dolar ve üzeri. Yani 1 milyon dolar en az 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon dolar da olabilir. Hesaplar yurt dışına çıkarılmış ve 4 yıl boyunca, 2020 dahil değil, 4 yıl boyunca hep ilk sırada olan ülke Türkiye. Dünyada en fazla nüfusuna göre yurt dışına servet kaçırılan ülke Türkiye şu anda. En fazla servet kaçırılan ülke şu anda. Diğerlerini de gösteriyor. Raporu isteyenlere verebilirim. Şeyden rapordan çıkarılmış bir özeti. Ve Türkiye 10 yıl önce Orta Doğu ülkeleri arasında en iyi servete sahipken, milli geliri en önde olan ülkeyken şimdi 4. sıraya düşmüş Türkiye. En fazla servet kaçırılan ülke durumunda Türkiye. Şimdi ben diyorum ki Türk vatandaşlarının, Türklerin yurt dışında en az 200 milyar doları var. Nasıl diyeceksiniz? Bakın bu biraz önce söylediğim bu raporda 17.100 hesabın, 1 milyon dolar ve üzeri hesabın yurt dışına kaçırıldığından bahsediyor. 10 milyon olsa, ortalama 10 milyon dolar olsa 170 milyar dolar yapar. Sayın Maliye Bakanı 2013'te ve 2015'te Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek açıklamıştı. İki ayrı açıklaması var. 2013 ve 2015'te yurt dışında Türklerin en az 130 milyar doları var demişti. Diğer merkez bankalarıyla yaptığı işbirliği sonucu bu rakamı bulmuş. En az o tarihte 130 milyar dolar vardı. O tarihten beri para gelmedi, gitti. En az 300 milyar dolar yapıyor. Ben 300 milyar dolar demiyorum. Yüzünü atıyorum. 200 milyar dolar en azından yurt dışında Türklerin serveti var. 800 milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan ülkede bu çok önemli ve çok vahim bir rakamdır arkadaşlar. Çok vahim. Bunun üzerinde durulması lazım. Neden Türkler paralarını yurt dışına götürüyor? Bu güven sebebiyledir. Bu çok önemli bir konu. Bakın 1/4 yapıyor en azından. Gayri safi yurt içi hasılamızın 1/4 yapıyor. Bunu 400 milyar dolara kadar çıkarabilirsiniz. Yani gayri safi yurt içi hasılamızın neredeyse yarısı yurt dışındadır diyebiliriz. Bu çok vahim bir rakamdır. Çok vahim bir konudur. Ve bu muhakkak çözüm bulması gereken bir konudur. Bu güven meselesidir, güven sorunudur. Bu dönemde özellikle AK Parti döneminde para kazanmış olan, servet yapmış olanlar özellikle yurt dışına götürmüşlerdir. Bunun böyle olmadığını kimse iddia edebilir mi? Maalesef öyle durum. Ve bunun muhakkak gereği yapılmalıdır. Asıl reform budur. Ekonomide ve adalette yapılması gereken. Şimdi geçmişte tarihte örnekleri var. İspanya Krallığı bir tarihte servet sahiplerine baskı yapıyor. Para, servetler Hollanda'ya kaçıyor. Hollanda Krallığı onlara kucak açıyor. Hollanda'nın bugünkü gelişmişliği, bugün dünyaya önemli ölçüde ticarette hakim olmasının en önemli sebebi servetleri Hollanda'ya aktarılmasıdır. Şimdi biz sürekli olarak servet kaybeden bir ülke konumundayız. Özellikle son 4 yılda, 5 yılda bunun muhakkak çaresinin bulunması lazım. Yani servet ekonomi kalkınmada çok önemli bir unsur. Hollanda kralı nasıl gelin burada bağımsız yargı var. Servetleriniz garanti altındadır. Bağımsız yargıyla, bağımsız mahkemelerle sizin sorunlarınız çözülecektir diyebilmişse Türkiye'de de aynı şey olmalıdır. Yani ekonomiyle adalet, yargı iç içe konulardır. Bunun muhakkak halledilmesi lazım. Evet, sorun bu. Hollanda'nın kralına güveniliyor. Maalesef. İşte dediğiniz gibidir sorun. Maalesef. Sayın Cora, pas vermeyin.
Hayır, bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı da teyit etmiştir. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın demeçleri var. Yurt dışından paralarınızı getirin dedi. Birkaç kere de bunu söylemiştir kendisi de. Bu teyit edilen bir konu. Bildiğimiz bir konudur arkadaşlar. Yargı güvencesi olmadıktan sonra ekonomik kalkınma mümkün değildir. Sayın milletvekilleri, şimdi, uzun bir güne başlıyoruz. Sizden rica ediyorum. Köy projeleri var. Kamu özel işbirliği projeleri. Sayın Kuşoğlu, gayet Sayın Kuşoğlu ilave sürenizi vereceğim. Yani son derece kendi düşüncelerini gayet kibar ve düzgün bir şekilde ortaya koyarken bu lafı atıyor olmanın bir anlamı yok. Grup başkan vekili orada. Bir sataşma olduğunu düşünürse söz isteyecek. Ben de turun sonunda vereceğim. Tabii başında vermeyeceğim. Buyurun Sayın Kuşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi köy projeleri, kamu özel işbirliği projeleri. Değerli arkadaşlar, neden Londra mahkemeleri yetkili şehir hastaneleriyle ilgili bir dava söz konusu olursa, neden Londra mahkemeleri yetkili de Ankara mahkemeleri yetkili değil? Bu bağımsız bir yargı olduğunu mu gösteriyor Türkiye'de? Tam tersine, yargının bağımsız olmadığını gösterdiği için bu yapılıyor. Bunları dikkate almak zorundayız. Bakın, çok önemli konular bunlar. Mevzuatını ikide bir değiştiren, ikide bir mevzuatı değiştiren, ikide bir vergi oranlarını değiştiren, kanunların uygulanması konusunda ikide bir ikirciklik gösteren bir ülkede yatırımcı güveni söz konusu olabilir mi? Bakın, geçen ay bir kanun teklifi geldi, bir torba kanunu, hatırlıyorsunuz. Kurumlar vergisi oranını %20'dir. %5'e kadar düşürmeye ve artırmaya Cumhurbaşkanı'na yetki veriyoruz. Ya peki şimdi yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelecek, soracak Türkiye'de kurumlar vergisi oranı kaçtır? %20'dir ama Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. %5 düşürebilir. Yani %25 oranında düşürebilir, çıkarabilir. Böyle bir yetki olur mu? Krallarda yok bu yetki. Bu Cumhurbaşkanı için de doğru bir şey değil. Bu istikrarsızlığı gösteren bir durumdur. %25 oranında indirip çıkarılabilen bir kurumlar vergisi oranı istikrarsızlığı gösterir. Güven vermez ki. Bunların hepsini düşünmemiz gerekir. Tabii ki reform yapacağız ama önce bu zihniyette reform yapılması lazım. Düşüncemizi değiştirmemiz lazım. Tabii ki birçok şey önemli. Yani mesela Nevzuhur siyasetçi midir artık, bürokrat mıdır bilmiyorum. Siyaseti buranın yapması lazım. Ama bürokrat olarak yapıyorlar. Mesela Sayın Fahrettin Altun birkaç yerden eşi ve kendisi maaş alıyor. Bunların da düzeltilmesi, bunların da reform konusu edilmesi lazım. Hemen her konunun reforma tabi tutulması lazım. Türkiye'nin mali kurumlarıyla ve mevzuatıyla düzgün bir ülke olması lazım. Güven veren bir ülke olması lazım. Tabii ki. Ama önce bu zihniyetin değişmesi şarttır. Hepsinin düzelmesi lazım. Hepsinin düzelmesi. Ne yanlışsa hepsinin düzelmesi gerekir. Tabii ki. Yüksek mahkeme üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yüksek Mahkeme üyeleri diyebilmeliler ki ben alanımın en iyisiyim, layığım, liyakatliyim, onun için ben buraya geldim falan partinin başkanının takdiriyle gelmedim. Mesleğimin en iyisi olduğu için, yıllardan beri kendimi ispat ettiğim için buradayım diyebilmeliler. Bunlar olursa işte o zaman reform olur. Bir de değerli arkadaşlar, reformun bir farklı ayağı var. Bu da çok önemli. Şimdi reform yapıyorsak değerli bakanların farkında olması lazım. Çağımızda özellikle bu pandemi sonrası küresel entegrasyonlar çok önemli hale gelmeye başladı. Bakın, geçen ay İngiltere ve Japonya çok önemli bir ticaret anlaşması yaptı. Serbest ticaret anlaşması. Yine geçen ay RCEP anlaşması yapıldı. 15 uzak doğu ülkesi bir araya geldi. Bu RCEP denen entegrasyonu oluşturdular. 8 yıldan beri görüşmeler devam ediyordu. 2.1 milyar kişi bu RCEP'e dahil şu anda. Ve
dünya yurt içi hasılalarının %30'u dahil. Sağlayın sözlerinizi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bakın Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyoruz. Bakın NAFTA Kuzey Amerika'da kuruldu. RİSİP Uzak Doğu'da kuruldu. Biz dışarıda kaldık. Biz Araf'tayız. Biz neredeyiz? Araf'tayız. İdare etmiyoruz. Araf'ta kaldık. Bu entegrasyonlar içerisinde de yeni dönemde yeni ticaret zihniyetiyle olmamız gerekiyor. Bunları yapamazsak reform yapmanın hiçbir anlamı yok maalesef. Türkiye NATO dahil olmak üzere birçok konuyla ilgili olarak maalesef Araf'ta. Reform konusunda kısaca Milli Savunma Bakanlığı için de bir şeyler söylemek istiyorum. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nda sağlık konusunda, yargı konusunda sıkıntılar var. Bunların düzeltilmesi gerekir. Sayın Bakan'ın da bu kanıda olduğunu biliyorum. Ama şu anda müttefik ülkelerle sorun yaşayan, NATO ile biraz önce söylediğim gibi sorun yaşayan bir ülke durumundayız. NATO'nun bu dönem belirlenen yeni hedefleri var. Çin, Rusya, siber enerjiyle özür dilerim, siber savaşla mücadele ve terörizmle mücadele gibi. Bunların Türkiye tarafından daha farklı bir şekilde ele alınması lazım. Özellikle bu dönemde tek bir savaş uçağı AK Parti döneminde alınmadı. Ve ihtiyaç olunan tank ihtiyacının da çok altında tank alındı maalesef. Şu anda kara kuvvetlerimiz de, hava kuvvetlerimiz de bu bakımdan çok zayıf maalesef. Bu alanların bir an önce giderilmesi, tamir edilmesi lazım. Evet, bu vesileyle herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Rafet Zeybek, buyurun.